İyi akşamlar. Evet hocam, değerlendirmeyle başlayalım. Sonra sorularla devam edelim. Evet. İyi akşamlar. Öncelikle oyunu değerlendirelim. Alanya Spor bize gelmeden evvel 6 müsabaka. 3'ü Çağdaş Hoca'yla, 3'ü Bülent Hoca'yla. 2 tane değişik oyun formasyonu. Biri daha çok pasa dayalı, biri daha takım savunmasına dayalı. Bunu olarak da biz özellikle son geçen haftadan çok yıpranarak geldiğimiz için 90 dakika 10 kişi oynadık uzatmalar dışında. Hem fiziksel hem zihinsel iyi hazırlandık ve özellikle çözüm noktaları ile ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ve oyun da tamamen bizim istediğimiz gibi rakip 4-4-2 karşılar diye bekliyorduk ama 4-5-1 karşıladı. Ona göre opsiyonlarımızı da bir gün evvel çalıştık. Hem topa sahip olmayı hem özellikle 15-20 dakikayı doğru oynuyorduk ama biraz sağ dağılımımızda pasın şiddetinde, hareketlilikte biraz şey vardı, problem vardı. Ama rakibe de bir şey vermiyorduk. Sadece ilk yarı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Rakip zaman zaman bizim ceza sahası üzerinde daha rahat hareket etti. Daha çabuk, daha sert, daha agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan çok net bir tane kurtardı. Bir tane de var bu işin içinde. Gol yedik. Ama tekrar duran toptan golü bulduk. Oyundaki hızımızı şekillendirdik. Ama ilk yarıda çok basit bir sarı kartla gene karşı karşıya kaldık. Ben hep bunu şu söylüyorum, ifade ediyorum. Bu en son hakem konusunda konuşan kişiyim. Konuşmuyorum da zaten. Ben hocalarla da iletişimi açayım. Pozisyonları da teyit edip itiraz edeceksem etmeye çalışıyorum ki yanlış bir şey olmayayım ki geçen hafta kırmızı kartımız net bir kırmızı karttı. Sonra ikinci yarı itibariyle tekrar. Yani çünkü bir stoperin sarı kart görmesi ve hücum oynayan, bu kadar kolay görmesi ve hücum oynayan bir takımda, set oynayan takımda geniş alanda tekrar yakalanıyor. İkincisi hiç değil. Yani ikincisi sarı kart hiç değil. Yani bu kadar kırılmayı iki haftadır bir takım yaşıyor ise ve bundan tekrar ayağa kalkıyorsa bu oyuncuları tebrik etmek lazım. 11'e 10 rakibe pek bir şey vermeden, bir tane şut pozisyonu vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da buna bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi. Ben iletişime bir açık adamım. Bu oyunun gelişmesinden yanayım. Ve bu topun oyunda daha fazla kalmasına yanayım. Az konuşulmasından yanayım. Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor. Bu ligin bir aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler buna lütfen nasıl yapılması gerektiğinin kararını sahne içinde versinler. Çünkü onlar hakimdir. Onun için oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. Yani 11-10 domine ettiler oyunu. Pozisyonlarımız var. Kazanamadık ama bu yarış 7. haftada. Bunlar işte rakipler de kaybediyor, kazanıyor, böyle oluyor. Ama önemli olan bu isteğimiz, arzumuz ve baskılı oyunumuz devam edecek. Ahmet Can'ı bir parantez açayım. İyi çalışıyor. Bizim yani Trabzonspor'umuzun geleceklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yatırım yaptığımız oyunculardan bir tanesi. Bugün de oyuna göre çok olgun bir oyun oynadı. Onun için Ahmet Can'ı da tebrik ediyorum. Seyircimiz olduğu sürece, bize destek verdiği sürece bir eksikte kalsak biz rakibimizi o baskı altına alacağız. Şimdi onlar da burada destek verdiler bize. Bunun sayısının çoğalmasını ve özellikle takıma ve oyuncuya sahip çıkılmasını bütün arzum, isteğim. Bu zamana kadar öyle oldu, öyle olmaya devam etsin. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanya Spor'a başarılar diliyorum. Soru var mı? Lütfen. Haber Atışı'nda Turgay Beşiktaş. Hocam benim iki sorum var. Bir tanesi sakatların durumu ne aşamada Kayseri deplasmanı için? Bir de Kayseri deplasmanında yine 10 kişi kalmayı bekliyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani öyle bir beklentim yok ama son iki haftadır bu kırılmaları ve çok kolay yaşıyoruz. Yani geçen haftakini derken %100 haklıydı Vitor'un pozisyonunda. Ama bugünküler çok kolaydı. Umarım 11-11 devam ederiz. Artık antrenmanlardan bazen bir 11-10'da çalışma yapacağız herhalde. Ki bunu da yapmak da gerekiyor. Bu oyun içinde bunlar var. Sakatlarla ilgili yarın son bir şey alacağım. Tromsen ve Dansville belki olma ihtimali olabilir çarşamba takımla beraber. Ama son bir şeyleri aldıktan sonra karar verdim. Dorukhan'dan parmak da büyük ihtimalle Kayseri maçından sonra bizle beraber olacak. Ama ben bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğunu,
ve oynayanlarla oynamayanlarla da aynı çalışmaları yaptığım için buna doğru cevaplar vereceklerini düşünüyorum. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Umarım cumartesi günü Kayseri'de kazanıp milli takım arasına doğru girdiğimiz zaman hiçbir kaybımız olmadan devam edeceğiz inşallah. Ben teşekkür ederim. Furkan Çelik, Kuzey Ekspres Gazetesi. Hocam bugün bazı oyuncuların farklı rollerde oynadığını gördük. Özellikle Abdülkadir Ömür, sol bekte ilk defa kariyerinde forma giydi. Bu öncesinde çalışılmış bir şey miydi yoksa maçın gidişatına göre zaruri bir değişiklik miydi? İlerleyen günlerde de bu tip değişiklikleri görecek miyiz? Kazanmak için yapılan hamleler. Aslında biz orada set oynuyoruz. Bek gibi değil aslında, bir kenar oyuncusu gibi. Kenar oyuncusunu içeri sokuyorduk. Çünkü Ömür özellikleri olan, orta saha oynayan bir oyuncuydu zaten daha evvelden de. Hiç orta saha oynayan bir oyuncuydu. Bunu da yapabilir. Çünkü biz hücum seti oynuyorduk ki bence oyunda o da doğru cevaplar verdi. Kenarda etkili oyunlar oynadı. Risk aldık, kazanmak istedik. Bütün hamlelerimizi yaptık. Onun için Ömür'ün dışında çok değişik pozisyonda değil ama oyun içinde formasyonlarda değişiklikler yaptık. Bazen işte kenar oyuncuları içeri soktuk, beklere derinlik verdik. İki santrafora döndük, arkasına Tony'yi aldık, diğerini dışarıya çıkarttık. Kazanabilmek için bütün hani silahları o anlamda eksik olmamıza rağmen kullandık. Başka soru mu? Buyurun. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Hocam Trabzonspor topa sahip olma istatistiklerinde çok çok üstün oynuyor. Pozisyon da buluyor. Rakip ceza sahasını tabiri caizse abluka altına aldığı anlar da oluyor. Cenni, Cervinho, Vakeme, Cornelius gibi üst düzey bitiricilikli oyuncular da olmasına rağmen son haftalarda biraz gol kısırlığı yaşıyor mu sizce? Bunu neye bağlıyorsunuz eğer katılıyorsanız? Ya bunlar futbolun içinde var. Her hafta girdiğini atamazsın. Önemli olan bu organizasyonu geliştirerek devam edebilmen, sayısal olarak orada çoğalabilmen, kaybettiğin yerde tekrar baskı yapabilmen, pozisyona girebilmen. Bunlar önemlidir. Yani bunlar bazen olacak, bazen bir sürü kaçıracaksın. Bunun bir örneklerini ben de burada Trabzonspor teknik direktörüyken yaşadım. Bazen iki tane girip bir tane atıp maç kazanacaksın. Ama önemli olan Trabzonspor dominant oyunu ve topa sahip olma oyununu arttırarak ve daha hareketli ve sonuçlandırarak devam edecektir. Bugün 7 maç, 4 galibiyet, 3 tane beraberlik var. Bunun 4 tanesi deplasman oynadık. Ve kolay maçlar değil. Onun için bizim yolumuz iyi bir yol. Yani kırılmalar yaşıyor son iki haftada berabere kaldığımız maçlarda çok eksik oynuyoruz. Ona rağmen oyunda dönüşler yapıyor takım ve oyuncular. Şu an itibariyle o anlamda memnunum. Umarım bu kırılmalar değil, daha 11-11 oyunlar, daha dominant oyunları oynamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.